Piyasa ile ilgili bir yorum alacağız şimdi. Alev'e menkul değerlere dönüyoruz bunun için. Eda Önder karşımızda. Eda Hanım merhabalar. Merhabalar İnce Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. 83.900 seviyesini test eden endeks son durumda 83.650 seviyesinin hemen üzerinde. Biraz daha artık ikinci seansla beraber küresel piyasalardaki veri akışına odaklanmış ve bağlı hale gelmiş durumdayız. Nasıl değerlendiriyorsunuz 84.000'e hareket konusunda beklentiniz ne yönde? Günün ilk saatlerinden bu yana biz tarafında aslında güçlü seyirle karşı karşıyayız. Her ne kadar yurt içinde şu an bilanço sezonunu takip etsek de sizlerin de az önce bahsetmiş olduğu ve yorumlamış olduğu gibi günün en önemli gündem maddesi enflasyon raporumuzdu. Ve enflasyon raporu sunumu sırasında oldukça önemli açıklamalar dikkatleri çekti. Hem başlık konuşmasında aslında çok fazla sürprizlere yer vermedi. Dünkü bütçe komisyonu önündeki sunumunda da aynı şeylerden bahsetmişti. Cari açıktaki iyileşme, enflasyon hedeflerinin %5'e tutulması derken yıl sonuna ilişkin olarak zaten enflasyon tahminimiz değişmedi. Ancak konuşmalarda şu bence önem taşıyor diye düşünüyorum. Özellikle 20, 50 ve 75 puanlık indirimlerin ölçülü indirimler olduğunu ve geçtiğimiz aylardaki faiz indiriminin sonrasında da para politikasının duruşunu hala güçlü koruduğunu söylemişti ki söz konusu söylemin önümüzdeki günlerde özellikle Ağustos ayı için yeniden faiz indirim beklentisini yaratacağını söylemek mümkün ve dolayısıyla şu anda da biz tarafının bunu algıladığını görüyoruz. Güçlü seyrin devamı için zaten günün sonuna yaklaşırken de 83.000 ve 83.500 seviyenin üzerine tutulması önemli ki yeniden 84.000'leri hedefleyelim gün içerisinde. Günün sonuna doğru söz konusu seyrin devam edebileceğini söylemek mümkün. Ancak bugün dolar TL oldukça volatil. Dolayısıyla gün sonuna doğru dolar TL'yi ve özellikle yurt dışı borsalarını da takip etmekte fayda var. 83.000 aşağısında da endekse bir gevşemeyle karşı karşıya kalabiliriz. Yatırımcılar bu seviyelere dikkat etmeli. Eda Önder çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleri için, yayınımıza katıldığınız için. Borsa ile ilgili değerlendirmeler böyle. Bu arada yurt dışı yerleşiklerin de 18 Temmuz haftasında arındırılmış verilere göre pozisyonlarının 396,1 milyon dolar arttığı görülüyor. Yani oradan da